Benim adım Ryan Gender. Burada Kilitli Oda Senaryosu adlı projedeyiz. Bu çalışmada Anlam Alanı isimli bir sergide bulunmakta. Anlam Alanı, 7 sanatçının, Spencer Anthony, Mary O'Rourke, Rose Duval, Vivi Enkyo, Aston Ernest, Abe Faria ve Santos Sterne'nin ortak sergisiydi. Bazıları size tanıdık gelmiş olabilir. Bu isimler Mavi Konseptçiler grubunu oluşturuyordu. Bence Santos Sterne, konseptçi sanatçıların başarısız bir örneğiydi. Çok parlak neonlar, çok basit tek cümlelik mesajlardan oluşan çalışmalar, derinliği olmayan eserler. Ama arkadaşı Aston Ernest, aksine çok sevdiğim bir sanatçıydı. Ernest'in sanatı çok ama çok sevdiğim bir tür. Eğer biraz olsun sanatımla ona yaklaşabilirsem, çok mutlu hissederim. Ernest benden çok daha iyi bir sanatçıydı. Kendisini kıskanmıyorum desem yalan olur. Çalışmam birçok sanat eserinden, hikayelerden ve aletlerden oluşuyor. Her ne kadar burada fiziksel olarak bir binanın içinde bulunan insanlar olsak da, mimarinin kendisi asıl eser olarak yorumlanırsa yanlış. Oysa mekanın eserin sadece %20'sini oluşturuyor olduğunu unutmamak gerek. Asıl çalışma burayı ziyaret edenlerin başına gelenler. Bu ziyaretler ziyaretçi daha buraya gelmeden başlayabiliyor ve mekandan ayrıldıktan sonra hatta aylar, yıllar sonra bile devam edebiliyor. Bu çalışma çerçevesinde belki de 150 karşılaşma olasılığı var. Örneğin yürürken yerde bulacağınız bir yemek oturma düzeni ya da evinize kadar takip edip size yırtık bir roman sayfası sunan aktör. Bunlar birer tesadüfi bulunmuş değil, aksine kurgulanmış obje. Bu mekanda karşılaştığınız tüm objeler kurgudur. Örneğin kartpostallar, güvenlik kameraları, hareketler, sokaktaki reklam panoları ya da taksilere kadar tüm objeler birer kurgu. Yani çalışmayı, mekanın mimarisi, anlatılan hikaye, tiyatro, performans ve tabii ki kurguladığım sanat eserleri oluşturuyor. Sergiyi kurgularken asıl hedefim her ziyaretçinin farklı bir deneyim yaşamasını sağlamaktı. Bu benim için çok önemli. Bir mekana ya da objeye erişilememezlik, o objeyi daha da ilginç kılıyor. Bize gümüş bir tepside sunulanlar genelde pek dikkatimizi çekmiyor. Ama yerde bulduklarımızı cebimize atıyoruz. Bize sunulmuş olandan çok daha değerli buluyoruz onları. Temelde bu çalışmayı bir romana benzetebilirim. Ama bu roman sadece okunmak için değil. İçinde gezebildiğiniz, hatta yaşayabildiğiniz bir kitap bu. Bu mekanı terk edip gerçek dünyaya döndüğünüzde bile, siz kurguyu bırakıp gerçekliğe döndüğünüzü sanıyorsunuz. Ama bu kurgu sizi takip etmeye devam ediyor. Bu nedenle eserin, kurgunun ne zaman bittiğinden hiçbir zaman gerçekten emin olamıyorsunuz.